Belediye Başkan adayımız Sayın Ali Bektaş'la beraber gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz genel merkezimizin TİTOK'larla alakalı, çarşı sohbetleriyle alakalı üniversite öğrencilerimizi, teşkilatımızı, genç arkadaşlarımızı ilimizdeki büyüklerimizle beraber buluşturarak ilimizdeki gençlerimizin sorunlarını veya ilimizle alakalı gençlerimizin aklına gelebilecek her tür sorunu aktarmasıyla alakalı üçer sohbetlerini yapıyoruz. Dışişleri Başkanlığımızın tertibiyle koordinasyonu yapılan bu programın üçüncüsünü bugün burada gerçekleştiriyoruz. Programda Sayın Belediye Başkan adayımıza, ilçe başkanımıza, belediye meclislerimize veya diğer il yönetim kurullarımıza, genç arkadaşlarımızın kafasına takılan ilimizle alakalı aklınıza gelebilecek her tür soru veya sorunu iletebiliriz. Birinci ağızdan inşallah sorunun çözümüyle alakalı da gerekli olan bütün takipler de yapılacak. Ben belediye başkanımıza soru soran arkadaşları bir format babında yürümeyeceğiz. Programımızın mantığı, amacı sohbet havasında, sıcak havada genç arkadaşlarımızın büyüklerimize olan bağını sıkılaştırmak, bağını geliştirmek amacımız bu. Bir formatımız yok. Soru soran arkadaşlar söz alarak soru veya sorunlara alakalı sorunu iletebilirler. Herkese hayırlı akşamlar. Bizim ev kiraları hakkında bir şikayetimiz var. Çok yüksek, özellikle üniversite tarafında. Bununla ilgili bir çalışmanız olacak mı? Ya da yapılacak bir şey var mı? Çocuklar, tanımayanlar için söyleyeyim. Adım Ali Bektaş. Sizin okuduğunuzdan, bu üniversiteden okuyanlarla okuduğundan mezunum, maden mühendisiyim. Bir 10 yıl Koz'da belediye başkanlığı yaptım. Şimdi Zonguldak belediye başkan adayıyım. Tabii direkt senin sorun, benim belediye başkan adayının sorusu değil ama ben sana söyleyeyim. Türkiye'nin ekonomisi daraldıkça gelen talebeleri her şehir sanki potansiyel bankrot gözüyle görmeye başladı. Sanki ekonominin kalkınması oradan gelecek talebelerle gelecek. Aslında biraz düşündüğünüz zaman normalde gelen talebeler Ağrı'dan buraya gelen talebelerle buradan Ağrı'ya giden talebeler birbirini dengeliyorlar aslında. Ama aradaki fark ne oluyor? Ağrı'da biraz daha evler ucuz ekonomik şeye göre, burada daha pahalı. Sebebi de arazinin toprağının darlığından bina sayılarının az, nüfusun dar bir çerçeveye bölünmesi. Üniversite kampüs alanının dar bir çerçevede oluşması, geniş bir tabana yayılmaması, yurt sayısının oldukça düşük olması gelen talebelere pahalı barınma imkanı sağlıyor. Bunun için ancak ne yapabilirsiniz? Şehrin fiziki yapısını daha genişleterek, yapılaşmayı daha önüne açarak, çünkü arz talep meselesi bu. Az olduğu için pahalı oluyor. Ancak diyorum ya, direkt belediye olarak, belediye ancak ne yapar? Yapılaşmayı önüne açacak, daha ucuz, daha sosyal konutlara dönerek bir çalışma yaptığı zaman kiraların düşmesine sebep olacak. Yoksa bir belediye başkanı direkt ben kiraları düşürdüm diye bir iddia içinde bulunamaz. Ama yerleşimi ve yapılaşmayı yayarak veya yurt olayını yayarak daha ucuz bir konutlama. Çünkü hem diyoruz ki nüfusumuz, üniversitemiz 25 bin, 30 bin, 40 bin olsun. 40 bin nüfusu üniversitede eğer sadece özel dahil 10 bin kişilik yurt yoksa aradaki bu sıkıntı doğacaktır. O sıkıntıyı gidermek için ya yurt ya da fazla yapılaşmaya ya da vatandaşların buraya gelen çocukları evlatları gibi görüp ona göre sahip çıkmaları, sokakta gezen bir delikanlıya kendi oğlu gibi, kıza da kendi kızı gibi bakarak ona öyle davranmaları gerektiği bilincini aşılamamız gerekir diye düşünüyorum. Bir de hoca bir şey anlatır, soru soran var mı diye sorduğu zaman genelde insanlar sessizlik kalır. Sanki soruda acaba sorusu oluşur. Acaba yanlış bir soru soruyor mu? Utangaçlık vardır. Toplumumuzda bu var. Kendimizin sosyal çevresinden doğru. Kafanızda bir soru işareti varsa sormadan da bilemezsiniz. Eğer kafasındaki işareti sormayan bir adam dışarıya çıktığı zaman dedikodu yapar. Sor, cevabını al. O anlamda şimdi bir söz vardır. Gençler büyüklerin hiçbir şey bilmediğini zannederler. Ama büyükler gençlerin hiçbir şey bilmediğini bilir. Bana Ahmet Mete Işıkara vardır. Bize burada jeoistatistik dersine geliyordu dışarıdan, üniversiteden. Rahmetli oldu, o deprem baba dediniz. Bir lafını hiç unutmuyorum. Her insan 40 yaşından sonra her sene bir üniversite bitirir. Şu anda sizin gördüğünüz eğitimde bir üniversite eğitimi almıyorsunuz siz. Sadece geçerli not olan 50 veya 60'ı almaya çalışıyorsunuz.
size hayatta hiçbir şey hazırlamıyor bunlar. Hayattaki hazırlayacaklarınız size soracağınız sorularla alacağınız cevaplarla ilgilidir. Soru sormasını bilmeyen adam hiçbir şey bilmiyor demektir. Çünkü bir şey bileceksin ki soru soracaksın. Bunu sizi sakın küçümsemek için falan söylemiyorum. Ama toplumdaki genel yargıdan bahsediyorum. Sessizlik, ya bir şey sorarım da birisi güler veya bir şey söylerim de yanlış olur. Yanlış da olsa yapacağınız iki şey var. Kalbinizdekileri ne varsa söyleyeceksiniz. Bir, asla ve asla sonucu ne olursa olsun, sonucu ölüm dahi olsa yalan konuşmayacaksınız. Bu iki şeyi şiar edinirseniz kendinize, Allah yolunuzu açık etsin, hiç kimse sizi tutamaz. Yani o yüzden rahatlıkla soru sorabilirsiniz. Başkanım, ben Gökhan Çınar'dır. Madem ben size soru sorayım. Merhaba meslektaşım. Meslektaş olacağız inşallah. Burada birçoğumuz üniversite öğrencisi. Siz de bu yoldan geçtiniz. Sizin öğrenciniz nasıl geçti? O zamanlar planlıyor muydunuz? Bir zaman gelecek ben belediye başkanı olacağım falan diye bir planınız var mıydı? İleri yönelik hedefleriniz neydi mesela? Vallahi belki... Neler yaşadınız üniversite hayatınızda? Şimdi... Çok güzel bir soru. İlkokul 4'e gidiyorduk. Hani öğretmenler bize de bir yeni bir kurulan okulda olduğumuz için sürekli öğretmenimiz değişiyordu. Her öğretmen de sorardı. Size de belki de sormuşlardı ne olacaksınız diye. Benim tek soru cevabım vardı, ben milletvekili olacağım derdim. Bak daha ilkokul 4'teyken olamadık, belediye başkanı olduk. O bir. İkincisi... Yaklaşmışsın. Neyse, ikincisi de askere gidiyorum. Askere giderken beni çok büyük bir kalabalık uğurladı Koz'da. O zaman Doğan Körfez diye İzmir şeyi var. Öyle bir kalabalıktı ki yanında da bir adam oturuyor. Yabancı, o da İzmir'e gidiyor, İzmir'den gelmiş. O eski yoldan Değirmen Ağzı tarafından geçerken dedi ki, hemşerim dedi, sen burada kesin belediye başkanı olursun dedi. Bu kadar kalabalık yoksa bulunmaz dedi. Yani tesadüfler o anlamda. Yoksa hiç belediye başkanı olacağım. Yine ne olacağım diye bir hesap yapmadım. Üniversite hayatımız bizim, sizin hatırlamadığınız, bizim yaşımızdaki insanların çoğunun çile çektiği 1970'li yılların ortalarından sonra 80'li yılların başına kadar gençleri birbirine düşüren provokatör olayların birbirinin sıkıntısıyla birlikte biz seneye başladık. Ben ilk, bizim üniversiteye ilk başladığımızda bu üniversite adı Zonguldak Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'ydi ve sadece iki bölüm vardı. Rahatlamıyorlar. Sadece %30'u kendi dalında işe yaratıyor. İşte dinine fazla bütün olanlar layık demokratik cumhuriyeti yıkacak diye düşünülüyor. Fazla Atatürkçü olanlar dindar olmamakla suçlanıyor. Bir sıkıntı içine... Karşındakini başarının yatacağı tek şey karşındakinin senden çok daha akıllı olduğunu görmen lazım. Öyle düşünmen lazım. Çünkü senin kafanda eğer bir şeytanlık var ya, karşındakinin de aynı şeytanlık yaşıyor. Karşında konuştuğun her insanın senden çok daha akıllı olacaksın. Sınıftan geçmeyi diye düşünmeyin. Çok şey katıyor insana. O katmak da tabii sizin elinizde. Ya zibidilik yaparsınız. Gidersiniz işte Gezi Park olaylarında ayağa kalkar isyan edersiniz. Ya da bu memlekette oturup konuşarak birbirine diyalogla nasıl bu memleketi düzeltiriz diye kendi aranızda tartışmaya girersiniz. Çünkü siz, bizim gençlerimiz dolmuş edebiyatıyla büyük gençlerdir. Nasıl dolmuş edebiyatı? Bayramlarda seyrederler derler ki, gençler bizim geleceğimizdir. Gençler her şeyimizsiniz bizim. Bu memleketin temelleri sizin sırtınızda gidecek. Gençlere ne veriyorsun dediğin zaman, yok olsun dolduruyoruz ya. Yani siz dolmuş edebiyatta büyüdüğünüz için dolmuşa gelmeden büyümeye çalışın. Çünkü sonuçta ananıza babanıza güvenirseniz ölür. Herhangi bir adama güvenirseniz satar. En yakın arkadaşın bile yeri geldiğinde sizi bırakır. Siz hayat mücadelesinde kendi başınıza kalacaksınız. Kendinizi sık basit düşünceler içinde yormayın. Hayatınızı Fenerbahçe Galatasaray tartışmasıyla geçirmeyin. Herhangi bir gazete kağıdı olduğu zaman onu okuyun. Yoksa o onu demiş, bu bunu demiş. Yani bu ömür biter. Geçirdiğiniz sayfaların hepsine bakın. Ortalama 20 yaşlarındasınız. Geriye döndüğünüzde hatırladığınız en fazla 3-4 şey vardır. Erkekler işte hatırlayacağı şeyler vardır. Üniversiteyi kazanmıştır, lise mezunudur. Varsa yakın akrabalarınızdan bir ölümüdür. Yoksa diğer günlerin hepsi birbirinden aynıdır. Günlerinizi özel yapabilmek sizin elinizdedir. Biz üniversite hayatında en azından bu serbestliğe sahiptik. Soruna uzun bir cevap verdim. Kusura bakma, başınızı ağrıttım. Sor abi sizin. Serkan Demircan'ın hukuk sırasında kağıt karakteri yapıyor. Üniversite başkanımız Doğan Akın'ı çok sevdiğinizi çok iyi biliyoruz. Hatta Koz'da kaldığım taşlarında
Zonguldak sporumuzun renklerine uyardığınız için. Zonguldak spora yapacağınız katkıları, başarıları öğrenmek istiyorum. Bir de ayrıca 22 seneden beri Mithatpaşa Mahallesi'nde oturuyorum. Zonguldak'ın en büyük mahallelerinden biri. Benim geldiğimde Mithatpaşa'ya kaldığım taşları yeni döşeniyordum. Hala dün gibi hatırlıyorum onu başkanım. Şimdi o günden bu yana hiçbir çalışma yapılmadı. Kaldırım yani kaldırım olsun, yol olsun. Hala aynı kasisler, aynı şeyler devam ediyor. Bununla ilgili yapacağınız çalışmaları öğrenmek istiyorum. Yani minibüste yere giderken resmen yaralı içinde gidiyorlar. O kadar dur var. Yani bununla ilgili yapacağınız çalışmaları öğrenmek istiyorum. Birinci soruna cevap vereyim. Şimdi siyasette seçime giren bir aday, nereye aday olursa olsun, gittiğinde oranın en hassas konularını yapacağım, edeceğim diye popülizm yapar. Popülizmin anlamını biliyorsunuz. Halk yağcılığı. O popülizmin içinde Zonguldak'ta Zonguldak Spor vardır. Türkiye Taş Kömürü Kurumu vardır. Ve Fülyos Projesi vardır. Herkes bunların en iyisini yapacağını, Zonguldak Spor'u Süper Lig'e çıkaracağını, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nu bilmem nereye getireceğini söyler. Fakat oy aldıktan sonra bunlarla ilgili hiçbir şey yapmaz. Şimdi spor, fanatizmin dışındaki spor çok iyi bir şeydir. Ama biz bu sporu artık fanatizmin içine döktüğümüz zaman asıl sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Olaylar, kavgalar. Altına bir maçta spor yapıyoruz, bir maç yapıyoruz da zevkini çıkartalım diyemiyoruz. Ben de Zonguldak spor sevdası eskiden beri var. Şimdi bunu size söz olarak söylemem mümkün değil. Ne yapacağıma dair. Çünkü bir laf vardır. Bekara karı boşamak kolaydır. Şimdi ben elime yetki geçsin. Ne yapacağımı o zaman göreceksiniz. Çünkü sevdanın anladığı bir şeye gerekeni yaparsınız. İkincisi sorduğun soru. Mahallelerin genel problemi Zonguldak'ta. Toparlanmanın verdiği sıkıntıdan. Ve Zonguldak'ta oyları insanlar sadece dedikoduya dayalı ve atılan palavra sözlere veya bu adam daha fazla öptü, bu adam biraz ciddiydi, bu adam bize sıcak bakmıyor diyerek oy verilmiştir. Hiç kimse insanlara sunup da bize bir oy verirseniz biz şunları şunları yapacağız dememiştir. Ve halk da ona göre oy vermiştir. Aslında belediye başkanları belediye bir şey yapmıyorsa bizim de kabahatimiz vardır. Seçeceğin adamı öyle bir seçeceksin ki adama hesap sorabilesin. Ne yapıyorsun işte? Vay be Ali Bekler şunları şunları yaptı. O zaman biz buna oy vermeyelim, buna verelim. Öbür adam geliyor 5 sene kaybediyor. Vay anasını ya diyorsunuz. Bu da bizim bildiğimiz gibi değil. Hadi buna verelim. Arkadaşlar, şimdi Zonguldak'ta yaşayan insanlar için söylüyorum. Genci olsun, yaşlısı olsun. Artık Zonguldak'ta insanlar oy verirken mahallelerin de Avrupa standartlarında, dünya standartlarında olduğunu görmesini istiyorsalar oy verirken bu adamın verdiği sözlere, yapacağı projelere ve sözünü yapabilecek kudretine o şeye sahip mi, o etkinliğe sahip mi ona bakacak insanlar. Yoksa sokakta gezerken var ya işte Ali Bektaş şunu demiş, o zaman biz buna oy vermeyelim. Yok Ali Bektaş AK Parti demiş. Arkadaş ben sosyal demokratım, ben bu adama oy vermem diyen zihniyetlerle bu memleketin güzel bir yönetimle bir yapısını oluşturamazsınız. Mithatpaşa Mahallesi, Karalmas Mahallesi veya başka diğer mahalleler yollara gittiği zaman ben de üzülüyorum. Çünkü ben de Zonguldak'ın 1/3 kadar büyüklüğü olan bir yerin belediye başkanıyım. 10 sene belediye başkanı yaptım. Arada dağlar kadar park var. Mahallelerinde halı sahalar, oyun bahçeleri, her taraf park, kanalizasyon şeyi yok.